Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba, Hoş hoş geldiniz. geldik. Hoş geldin Duygu. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyilik. Sen nasılsın? İyiyim. Siz rahatsız olmayın. Şöyle ama buraya yanaşma. Teşekkür ettim. Burası sıcak, buraya yanaşma. Hoş geldin. Orası en güzel yer Sultan ablan. Kışın evet. Eyoluyla yazın Bege yolmuyum. Hadi verin bana. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? İyi. İyi gidiyor şimdi geldik. Evet, şimdi başladık işleri. Ne kaldı? Ben nereden yardımcı olacağım? İç kısmında mı? Evet, sacık mermizi yaptık. Şimdi içli koyacağız. İçini birazdan şey yapacağız. Evet. Zaten sizin gibi güzel çemen ben, o yüzden hiç o işe bulaşmıyorum. Siz çok ekip işini harika yapıyorsunuz. Evet. Ben size şimdi şey yapacağım, manevi destek olacağım evet. Bu aşamada. Şimdi nasıl geçti sabahları, neler yapıyorsunuz, iş nasıl başladı? Her gün böyle herhalde geçiyor sizin. Üç evet. Beraber çalışıyorsunuz. Neler yaptınız şimdi ben yokken? Sen yokken hamurumuzu yumak tuttuk, tarttık. Yunurduk, yumağımızı tuttuk, tartarak. Sonradan da işte tandırımızı yaktık, başladık yapmaya. Bu şimdi yufkamız değil mi? Bu tam yuf. Adı ne diye geçiyor bunun? Bu sacık mer. Biz köyde sacık mer diyoruz ama yufka da deniliyor. Bu şimdi nerelerde kullanılıyor bu pişmiş hali? Şurada görüyoruz zaten. Bu pişmiş hali, bunu ıslatıyoruz suyla ıslatıyoruz. Patates salatasıyla, pakla kavurmasıyla, pakla dolmayla. Bugün biz sacı ekmeğin içine neler koyacağız? Neli yapacağız? Karagözlü, domates, soğanlı domatesli, bir de çökelekli, yumurtalı. Harika. Evet. Ona başlayacağız o zaman şimdi. Evet, ona başlayacağız şimdi. İçli koyacağız. Tamam, harika. Hadiye de getir herhalde isimleri. Duygucuğum, Hadiye'ye yardım eder misin? Ben hemen Hadiye'ye yardım edeyim. Bu peynirli, doğru mu? Peynirli, çökelekli. Bu domates. Koyun var. Şöyle size uzatayım. Yumurtalarımız. Bunlar da köy yumurtalarımız herhalde. Evet, köy yumurtası. Yok yok, gerek yok. Koyun şey etme. Sadeliğe dolu şeyden. Şunlar da biberimiz, tuzumuz. Şunlar tuz koyacağım. Ben tuz koymadım yenge. Ellerinize sağlık. Geldi. Ellerinize sağlık. Hoş geldiniz. Benim madem şöyle alayım da. Şimdi içlerini koymaya başlıyoruz. Evet. Beyhan, o yanına koyabiliyor musun ekmeği, yanı başına, tahtanın evet. Üstüne? Tuzunu oraya koy da şimdi içlileri yapınca. Tuzunu koyacaktım da yenge sulanı bir koymadım. İçine. Öyle de hepsi bir olmaz. Yok, şimdi karıştırın. Şimdi karıştırın. Şimdi içlerimiz geldi. İçlerimiz geldi, içlilerimizi koyuyoruz. Sacı ekmeğini ısladık Duygu, patates piyazını dürünce, soğan, bol yeşillikli soğanlı, maydanozlu, öyle de çok güzel oluyor. Öyle de oluyor, evet. Evet, öyle de çok güzel oluyor. Şimdi çiğden, içli yapacaksak çiğden koyuyoruz. Tek başına pişirdiysek de onu ıslatıp mı yiyoruz? Onu ıslatıyoruz, onu da işte patates salatası ne yapınca içine dürüyoruz. Kızartması oluyor. Normal şey, lavaş ekmeği gibi onu yiyoruz. Evet, lavaş ekmek büyüyor oluyor biraz, büyüyor oluyor. Bu herhalde yörede sizin çokça yediğiniz bir şey herhalde. Ekmek evet. Yerine bunu daha çok tüketiyorsunuz evet. Herhalde. Bu bizim vazgeçilmez ürünümüz. Yani bunu bizim memleketimiz çok bilir. Tüketimini de çok yapıyoruz. Kışlık yazlık olarak. Kış yaz olarak geçiyoruz. Ama ben şimdi tükenme yaptığımız için haftada 3 gün hiç durmadan yapıyoruz yani. Hiç boşluğumuz yok. Ramazan ayında olsun, şehit olsun çok yani tüketimi çok oluyor bunun. Ama yapılışı çok zor oluyor. Evet. Her gün yapıyorsunuz o zaman. Bir gün durup bir gün yapıyoruz. Yani bir gün dinlenme payımız var. Yani dinlenmeyince olmuyor. Olmuyor. Evet. Her gün yapıyorsunuz, bir gün ama ara veriyorsunuz evet, o zaman. Evet, bir gün ara veriyoruz. O günde evimizin işlerini yapıyoruz. Yani her gün bunu yapınca evimizin işi kalıyor. Ne kadar vaktinizi alıyor? Sabahtan başlayıp bir seferde, bir gün kaç tane yapıyorsunuz, ne kadar sürede yapıyorsunuz? Sabahtan başlayın, akşam yunuruyoruz, cumaklıyoruz. Yani cumakladıktan sonra akşam, sabah oturuyoruz saat 6'da, 6.30'da. Akşamın 6'sına kadar. Oo, o kadar. Evet, böyle bir tane
320-330 tane anca yapabiliyoruz yani. E daha ne olsun? Evet. 30 kilo, 35 yapamadık. Harika vallahi, ellerinize sağlık. Evet. Bunun yapımı da yani çok zor oluyor. Hı-hı. Yani göründüğü gibi değil. Bunu biz yaz kış yaptık. Kışın eşim buraya Barahan'da yaptı. Çadır Hı-hı. çektik. Yani evet. Yoksa... Elimiz ayağımız buz tuttu, öyle yaptık yani. Ay vallahi. Evet. Ellerinize, emeğinize sağlık gerçekten. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Gümüştepe köyünde aslında Hadiye abla ilk önder rol oluyor, evet. değil mi? Siz sonradan katılıyorsunuz. Evet. Nasıl oldu sizin tanışmanız? Bizim tanışmamız, biz Hadiye gidiyordu. Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. büyük otelde, Mersun'un otelde toplantı yaptı. Biz de orada bizim köyden 40 kişi gittik. Orada toplantıda yani aklımıza yazıldı yani. Biz de dedik bu işe girelim yani. Çok güzel bir iş dedik. Yani biz de üretiyoruz. Biz de şey yapalım. Öylelikle de zaten Hadiye de komşumuz. Biliyorduk yani orada olduğunu, çalıştığını. Biz de o yüzden biz de katıldık yani. Sizden sonra Sultan abla katılıyor. Evet. Sonra Münazır abla sizin yengeniz. Münazır benim yengem oluyor. Dayımız karısı oluyor, hanım oluyor. Da yardımcı. O da, evet, yardımcı. Yengem gibi 3-4 tane daha yardımcı şeyimiz var, arımız. Emmimin kızı oluyor, Gülcan'lar. Yani birkaç tane var böyle yani. Arkadaşım var, Sebik var. Yardımla yengemin işi olmazsa öbür arkadaşlarımı çağırıyorum. Yani öylelikle de bu işi yürütüyoruz yani. Buna yani 4 kişi oluyor ama 3 kişiyle de idare ediyoruz yani. Peki böyle hep beraber toplanıp yaptığınız başka hangi işler var arı kadınlar için? Sac ekmeğinden başka böyle sac üstü de yapıyor musunuz başka Yok, ürünler? Yok, sac üstü yapmıyoruz. Sadece sac ekmeği. Bizim köyümüz uzak olduğu için yani bu da 1 aylık, 2 aylık yapabildiğim kadar yani buna bir şey olmuyor yani. Bozulma şeyi olmuyor. 6 ayda durabiliyor. O yüzden bu bölümünü bize verdiler yani. Evet. Kolay gelsin. Gerçekten zor iş. Ben korkuyorum. Elimi sürmeye yapamazmışım gibi geliyor. Yok, alışınca çok güzel yani. Bayağı şimdi... döndüre açıyorsunuz. Evet. Döndüre açılıyor bu hamur böyle. Denesem mi acaba? Siz bilirsiniz. Peki başka nelerle uğraşıyorsunuz? Ev olarak hani tarım, hayvancılık neler vardır? Bizim hayvancılık var. Arıcılık var, meyvecılık var. Bizim yani üç tür şeyimiz var yani. Çift olarak. Hiç boşluğumuz yok. Yani arıcılık yoğun yani. Benim babam var. 25 senedir, 30 senedir biz bu işi yapıyoruz. Yani tükene balımızı da koyuyoruz. Satışını da yapıyoruz. Yani çok iyi yani. Yani arı kadınlar hem bu saç ekmeğini yapıyorsunuz hem de arı ballarınız gidiyor. Evet, ballarımız da var. Peynirli çikolata da yapıyoruz. Meyvelerimiz de var yani. Harika. Her şeyimiz var yani. Köylü olmak. Yani çok güzel bir şey. Evet, süper. Şimdi bu yufka açma işi beni biraz gözümü korkuttu. Ben yardımcı araya yardım etmeye gideyim. Güle güle. Münazır ablanın yanına geçiyorum ben. Benden de selam söyleyeyim. Şimdi Münazır ablanın ben yanına geçiyorum. Geliyorum Münazır ablamın yanına. Merhabalar. Kolay gelsin. Baktım ki... İşte bizim işimiz de böyle. Baktım ki Beyhan ablanın işi biraz benim gözümü korkuttu. Dedim ben yardımcı araya yardım edeyim. Teşekkür ettim, buyur. Şimdi işlerimizi dolduracağız. Evet, bu tuzunu sonradan ekliyoruz galiba değil mi? Ektim. Hani şu an ektiniz mi? Ektim. Tamam, şöyle yeterli midir? Getir at, şu yere hep git. Şuraları atalım mı? Elimi soksam. Şöyle ben dökeyim. Ortaya kadar şey yapıyoruz herhalde. Tamam. Ha, bu içinde hem kıyma var, domates, soğan. Soğan, kıyma, biber. Yok valla. Kaşığımızı koyduk. Tamam. Şimdi katlayacağız. Şimdi katlıyorum. Tamam. Şöyle alalım. Çok ince valla. Dikkatli olmak lazım. Kenarları nasıl bastırıyoruz? Korkmuyor. Alıştık. Şöyle. Elin yatışı. İnşallah uğradırız sana da.
Bugüne kadar hepsini denedim de o yufka açma işi beni nedense biraz gözümü korkutuyor. Tamam, Beyhan abla öyle güzel açıyor bak, ki. Gel. Geliyor, geliyor bak. Tamam. Biraz fazla dolduruyorsun yenge, bol kepçe. Belki Sultan ablanın da işini yapabilirim. Kolay gelsin. Hoş geldin güzelim. Kolay gelsin. Belki Sultan ablanın işini yapabilirim dedim. Bilmiyorum. O iş benim tamam, biraz gözümü korkuttu. Ben istersen pişmişi al. Tamam alayım. Şey, çökelekler de yapabilirim ama işliler biraz dağılıyor. Tamam önce o zaman ben çökelekle başlayayım. Oo, orada bunu güzel bir şey oldu. Bu pişti Duygucuğum. Alayım mı? Alabilirim. Ama bu içli biraz zor. Ortadan şöyle bir... Alıp nereye koyacağız şimdi? Pişti. Nereye? Pişmişlerin yanına koyabilirsin. Evet. Sen şöyle görmeden aldık. Ben arkadan ekliyorum zaten bir şey. Şöyle yerleştiremedik. Elle şöyle destekliyor muyuz? Tekelli olmuyor tabii değerli izleyenler. Bu biraz sulu olduğu için bazen yapışıyor. Tamam, çökelekle işimi daha kolay yapacağım o gibi geliyor. Kolay. Onu ben alayım Duygucuğum. Tamam, şunu size vereyim. Orada şimdi peynirle çökelek, tamam bu benimki. Altına bunun yumurta serdim. Evet. Çökeleğini bol koy da yenge Duygu yesin. Çökeleği siz mi yaptınız? Evet, ben yaptım. Beyhan yaptı. Benim inem yok. Teşekkür ederim. Yok. Neler yapıyorsunuz, siz de tanıyalım. Siz Beyhan ablanın yengesisiniz değil mi? Beyhan'ın yengesiyim. Doğma böyle buralıyım. Eşiniz? Eşim de doğma büyüme buralı. O ne yapıyor? Büyüme. Kaç senedir bekçi. Bekçi. İşte ne diyeyim, günlük olursa yaz olursa yazıya gidiyorum. Olmaz işte böyle eşime dostuma yardım ediyorum, ekmek gidiyorum. Siz arı kadınlarla Beyhan abla vesilesiyle tanıştınız. Sonra içlerine girdiniz, onlarla tanıştınız mı? Tanıştık. Nasıl, memnun musunuz onlarla? Allah razı olsun, idare ediyorlar bunlar da beni. Evet. Duygucuğum sazınızı keseceğim ama çevireceğim. Aa çevirme bana geldi. Çok elikli bizi çevirelim. Tamam. Vallahi oldu mu? Oldu. Ellerine sağlık. Çok elikli çevirebildim evet, o biraz daha kolay gibi. Sultan ama sen bize anlat. Şimdi bu ateş ocak başı sende. Evet. Değil mi? Evet. Hiç bilmiyordum. Önce mezuhi oturdum. Ondan yazmayı oturdum. En sonunda buraya... Terfi ettirdim deyip Beyhan çok güzel çeviriyor. Ve o öğretti. Üstüne siniyor mu? Ve bu kazançlarımdan birisi de bu oldu. Harika. Yani her şeyi ne kadar öğrenirsen insana o kadar kar kalıyor. Şimdi sen de bana öğretiyorsun bak. Nereden nereye? Evet. Şimdi bunu biz saman balyasıyla yakıyor. Önceden eskiden ayçiçek koku falan yoğudu. Bana yere tutar. Eskiler hep samanıyla, odununla yaparlardı. Ama şimdi ayçiçek ekiyor biz. Kokunun çoğunu boşa vermiyor. Ha ayçiçeğimiz de bu ayçiçek kokumuz içiniz satıyor. Ayçiçek yağı olarak üretiliyor. Ama ayçiçek kokunu da erkekler her zaman kızıyorlar bize. Az yolun az yolun kızıyorlar. Biz de ocağı yakan biz olduğumuz için ne kadar çok getirsek bize o kadar kar. Şimdi o zaman işiniz yarıyor. Evet. Şimdi ocaklarımızla da bunu yakıyoruz biz. Tarladan yolması çok zor. Bugün akşama kadar 4 kişiyle bir remuğu anca yakıyor. Köylüsün 2-3 remuğu yakıyorsun senede. Bunu belim ağrıyor diye diyemiyorsun bile kocalara. Çünkü gitmen yapman diyorlar. Odun yakın diyorlar. Tüp doldurun diyorlar. Canları soğusun. Çocuklar okuyorlar. Çocuklardan fayda yok. Yanımızda kalan da zaten yapman diyorlar. Canları soğusun diyorum ya. Köy şartları o kadar zorlaştı ki. Tabii. Sizinkiler neler yapıyorlar? Şimdi siz Beyhan ablanın gelini mi oluyorsunuz? Öyle bir akrabası. Tamam. Eşi oluyor. Sizde neler var evde? Eşiniz nelerle uğraşıyor? Neler yapıyorsunuz? Tarımın hangi alanıyla diyeyim? Bizim de aynı. Ayçiçeği, arpa, buğday. Hayvancılık gücümüz yettiği kadar. Şimdi ortam neye uygun olursa onu yapıyorsun. Ahırın büyük olursa büyük yapıyorsun. Arazin çok olursa çok yapıyorsun. Biz de işte arazilerin yüzünü tutuyorlar paralı. Ya ortaklı oluyor. Hani eskiden kurtarıyordu. Şimdi artık mazot fiyatları falan kurtarmıyor. Evet. Ortak ekmeği bıraktık. Kendi arazi gücümüzün yettiği kadar evde tosun besliyor. Onu kestirince işte o onu kapatıyor. Öyle öyle. İşte sürekli borç erteliye erteliye.
Ne diyeceksin? Erkeklere de bir şey diyemiyorum. Bir şey tabii. Al desen adamlara diyecek yok. Tabii. En güzeli siz kendi paranızı kendiniz kazanıp evinize destek Allah oluyorsunuz aşkım, bu şekilde. Gelin görümce baş başa verdim. Bu benim orada diyor. Bu Beyhan'ın burada diyor. İşte ara vererekten. Sunta abla sana hangi arı lakabı takılmıştı? Benim bıcırık arı. Bıcırık arı. Niyeydi bu hikayesini bir daha anlatalım lütfen. Ya ben çok hareketliyim, çok gülüyorum. Hı-hı. Neşeliyim. O ne yüzden güzel. Allah razı olsun Güngül hocamızdan da. Hı-hı. Başımızın tacı o. O bize tabii. Yani nasıl desem ayrı bir yaşam kattı bize. Öyle tabii. Ana ayrı arımız değil mi? Kattı. Evet, ana arımız ayrı bir yaşam kattı. Güner Bey de sağ olsun, Güner Arslan. Hı-hı. Çok çok teşekkür ederim ona da. Evet, hepsine Allah razı olsun ya, gerçekten. Allah razı olsun. Sebep olanlar Allah hı-hı razı olsun. Evet. Ya Hüseyin Bey hocamızın, Güngül hocamızın eşi. Her zaman uçunu yani görünce yapma, yüzümüze yapma. Gülünce hemen o bize ayrı bir şey veriyor. Yani ikinci de üçüncü desteğimiz de Hüseyin Bey sağ olsun. Münazeral orada kızıyor. Ekmeği yakmayın diyor. Sohbete dalıp. Ben biraz konuşmayı çok seviyorum. Konuşma ben dinleyeceğim. Şimdi siz de Beyhan abla vesilesiyle aslında tanışmış oldunuz. Beraber gittik. Beraber hastaneye, gittiniz. Ben hastaneye gittim. Oradan geçerken Beyhan dedi ki, Sultan dedi bugün gel girek buraya dedi. Hı-hı. Yani atölyenin önünden geçerken gel girek dedi. Oraya Mustafa Bey var. Bugün dedi toplantı yok. Cuma günleri oluyor dedi. Hı-hı. Biz de cuma günü gelek o zaman dedik. Hani kafaya koyduk ya Beyhan'la. Hı-hı. Gittim. 8 Mart. 7 Mart'ta biz oraya gittik. Dünya Kadınlar 8 Günü. 8 Mart evet. Dünya Kadınlar Günü. Beyhan'la gittik. Oradan Büngül hocamızla tanıştık. Hı hı. Hocamız dedi ki bugün dedi Mehmet Akif Ersoy şeyinde dedi orada bir çay var dedi. Hani hı hı oraya katılacağız, kadınlar gününü kutlayacağız hı hı dedi. Oraya gittik, orada gidince siz de gelin dediler, biz de gittik. Oraya git işte topluluğu falan görünce daha bir insana bir coşku geliyor. Değil daha mi? Bir ne bileyim o kadar güzel değişik geldi hı hı ki. İlk karanfili çiçeği ben orada aldım. Ay ne güzel. Dedim ki, niye eşiniz yani, almadı mı size? Vallahi diyorum benim eşim öyle binde bir. O da kuruyunca cebinde getirir. Kurudu kurudu kurusunu verir. Yok. Şimdi onlar da tanışacağız. Beni, unutmaz beni. Ne güzel olsun. Sen aldıydım da de veyahut da kopardıydım öyle de. Olsun düşünmesi yeter canım. İşte 8 Mart'tan sonra 9 Mart. Amasya'da fuar vardı. Hı hı. Oraya bir gittik işte orada biz de katıldık. Hı hı. Orada sadüstü falan ederken yani biz orada arkadaşları da tanıdık. Evet. Bir günün içinde birbirimize kaynaştık. Harika. Sevdik. Şimdi hepimiz birbirimizin yani olmazlardan olduk diye. Nasıldı arkadaşlık ilişkileri, birlik, beraberlik içinde çok çalışmak? Çok güzeldi, çok güzeldi. Hı hı. Hani ayrılan arkadaşlarımız da oldu. Onlara hı hı da üzüldük. Yani hı hı hani tanışıp da birbirine bağlanınca, ona ayrılınca üzülüyor. Hani herkesin kendine göre bir sebebi oluyor evet ayrılma sebebi. Yoksa hepsi de bizlerden ayrılmak istemezlerdi hı-hı diye düşündüm. Tabii muhakkak. Ne hı-hı kadar zamanda bir araya geliyorsunuz böyle hep beraber? 23 senemiz bitti, 4. hı-hı seneye geliyor. Hı-hı. Yani toplantılarınız falan ne kadar zamanda bir oluyor? Özlüyor musunuz görüşmeyince birbirinizi? Tabii, telefonda konuşuyoruz. Dört hı-hı gözün el telefonda böyle birbirimizi görecek de. Evet. Telefon çalınca hemen bazen telefonlarımız çekmiyor bizim burada. Evet, burası bir de yüksek değil evet mi? Bazı çekmiyor yerlerde çekmiyor. Çekmiyor. Yani gideceğimiz zamanda her birimize telefon açıyor diyor ki Beyhan bugün enişte mi götürecek, Murat mı götürecek? Hı hı. İşte üçümüzün eşlerinin ismi de Murat. Tesadüfe bak. Yol şartlar oluyor işte. Kışın hı hı buralar çok don oluyor. Hı hı. Yani yollarımız virajlı. Tabii. Zor şartlar. Sizin en ilk önceleri öyle dediler. Sizin en mi uğraşacak? Başka işimiz gücümüz yok da sizin en mi? Beyhan'a diyorum abine sen böyle de ortalığı idare ediyor. Öyle böyle hep beraber yani hallettik. Ama şimdi yani eşlerimiz de alıştı. Hı hı. Yani duruma alıştılar. Onlar da hani bazen kızsalar da artık gomur rahatlığıyla götürüyorlar. Götürüyorlar tabii. Onlar tabii Güner Bey'le de herhalde damızlık evet sır yetiştirebilinden dolayı da tanışıyorlar değil mi? Hı. Onun da büyük etkisi oldu herhalde tabii, kabul etmelerinde. Tabii hı hı çok güven verdi eşlerimize. Hı hı. Yani damızlık hepsi de üye zaten damızlık evet yetiştiriciler birliği üyeleri. Evet. Harika. Şimdi
biz şimdi acele ettiriyor bize. Hemen değerli izleyenler, hızlıca işlerimizi bitirelim. Sonra eşlerin kayınvalidenin yanına geçeceğiz. Onlarla sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Hızlıca biz işimizi bitirelim. Sohbetimizle devam edeceğiz programımıza. Evet değerli izleyenler, Gümüştepe köyünden yaptığımız programımıza devam ediyoruz. Beyhan Dağ ve sevgili ailesiyle beraberiz. Sofraya oturduk. Şimdi yaptığımız gözlemlerimizin tadına bakacağız. Önce evin ailenin en büyüğü, reisi Satılmış Dağ ile ben başlamak istiyorum. Merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Teşekkürler. Ben arılarla uğraşıyorum. Çocuklar reçbelliyle uğraşıyor. Çalışıyoruz. Arılarına şimdi bu sıralarda biraz oğul da veriyor arılar. Çalışıyor. Çocuklar da reçbelliyle uğraşıyor. Hayvancılığıyla uğraşıyor. Bahçeye bakıyorum ben. Burada evit bekliyorum. İşte yaşlılık böyle idare ediyoruz. Yani. Maşallahınız var. Ama evi tabii en büyüğü olarak evet. Gümüştepe köyü nasıl bir köydür? Sizden dinleyelim. Gümüştepe köyü iyi bir köy hem de. Öyle bir hiçbir yaramazlığı yok. Köyümüz çok güzel yani. Gelirleri de iyi. Kendimiz de iyiyiz yani çok. Nasıl geçiyor burada hayat? İnsanlar geçimini nasıl sağlıyorlar? Köyümüz bir kere yüksek dağ köyü. Sıkıntıları vardı muhakkak. Şimdi yerimiz kırsal bölge. Yine de ekinlerimiz falan zararsız oluyor yani Cenab-ı Allah işte yağışında verirse. Durumlar iyi yani, fena sayılmaz belki. Neler vardır burada daha çok? İnsanlar nelerle uğraşırlar? Hayvancılık mı daha ağırdır yoksa hayvancılık çiftçilik da, mi vardır? Reçbellikte var, hayvancılıkta var. Ayçiçeği çok ekiyorlar. Hepsinden ekiyorlar yani. Haşhaş da var az haşhaş da olsa. Haşhaş da var evet. Haşhaş var, hepsi de var yani. Peki suyla ilgili bazı sıkıntılar var galiba. Yağmur duasına çıktıkları söyleniyor insanların. Evet. Nasıldır burada işler? Yağmur duasına çıkıyorlar. İşte Cenab-ı Allah yine de veriyor yağmurumuzu. Çok iyi yani bu seneki yağmurumuz iyi. Çıkıyorlar. Peki aile olarak arıcılık var dedik. Başka neler yapıyoruz? Hayvancılık var. Reçbellik var. Burada işte bunlarla uğraşıyor. Çocuklar onunla uğraşıyor. Ben sırf arılarla tarla taban gidemiyorum ben şimdi. Arılar bana yetiyor. Arılardan siz sorumlusunuz. Evet. Arılardan ben sorumluyum. Nasıl güzel bal yapıyor mu arılar? Yapıyor. Ben şimdi 25 sene oluyor ben Ankara Kazan'da bunların kursuna gittim ben. Öyle mi? Ankara Kazan'a kursa gittim ben. Ne güzel. Türkiye Kalkınma Vakfı'nda. Harika. O Ahmet İnci bazı çıkıyor. Sizin yayınlara ne falan çıkıyor. Onlar bize belgemizi verdiler. Harika. 25 sene evvel. Ta o zamandan bu yana ben bu arayla ilgileniyorum. Harika. Ya şimdiye kadar hepsi dursaydı çok olurdu. Sattık. Geçen sene Yozgat'a 40 tane kovan sattım ben. Çorum'a verdim 30 tane. Çoğaltıyor. Satıyoruz yani. Şimdi aracılıkta da bayağı destekler var. Onlarla ilgileniyor musunuz? Yok, o hiç destek yapmıyor. Desteğimiz sadece kendi gücümle, kendi kuvvetimle öyle yani. Şu an kaç tane kovan var? Şimdi şu anda kovan sayısı çok da arı sayısı 70 kadar arı oldu şimdi. Fakat daha bu ay çıkıncaya kadar bu yüzü bulur yani. Oğul veriyor. Oğul veriyor. Ha, bu ayın sonuna kadar 100 tane olur. Kısmet olursa. Peki gelinimiz şimdi arı dedik şimdi orada arı kadınlara bağlayalım. Evet. Onda arılar gibi çalışan bir gelininiz var. Çok ne düşünüyorsunuz onunla evet, ilgili? Arı kadınların bu faaliyetleri, aileye yaptığı katkıyı nasıl buluyorsunuz? İyi şimdiki hal iyi gidiyor. Eğer böyle giderse iyi, zararı yok yani. Şimdi bazı ailelerle konuştuğumuz zaman başta pek sıcak bakmıyorlar. Özellikle işte kayınpeder, kayınvalide veya işte eşler çok sıcak bakmıyor. Siz ilk başta ne düşündünüz? Desteklediniz mi başından beri yoksa bazı çekinceleriniz var mıydı? Başından bu yana destekledim. Ben arıları yetiştiriyorum. Balını satmak onay. Harika. Evet. Münevver teyzeme de hemen o zaman mikrofonumuzu uzatalım. Onu da tanıyalım. Teşekkür ederiz. Teyzeciğim merhabalar. Merhaba. Hoş geldin kızım. Sağ olun. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gelin gedinci bana ağırlık düşüyor mu? Yine onu çekiyorum ben onun için. Harikasın. Onun hatırını çekiyorum işi bak. Ne güzel. Ne mutlu. İşte etçük yaşlı olmasam daha güzel. Maşallahınız var teyzeciğim, olur mu hiç? Beyhan abla arı kadınlara giren ikinci öncü hanımımız diyebiliriz. Sonra bir de sonra Sultan abla da işin içine giriyor. İlk başta Beyhan abla ona öncü oluyor aslında. Siz de hangi işlerde gelinize yardımcı oluyorsunuz? Yavrum iyi bu gidince yemeği yapıyor. Üç tane erkek, dört adam kalıyor evde. Yemek yemesen olmuyor, bulaşık yıkamasan olmuyor. Akşam bu geliyor yine. Akşam yemeğini de koyuyorum. Bu gelince bitti benim pil. Oturuyorum. O zaman o
Beyhan abla arı kadının işlerini yaptığı sırada siz de evin işlerini hallediyorsunuz. Aynı yavrum. Aynı. Aslında o esas zor işi siz yapıyorsunuz. Çünkü evde yürümesi lazım. Çünkü ev yürümezse bu sefer diyecekler ki Beyhan abla dur sen nereye gidiyorsun? Evin işleri var. Değil mi? Siz arkayı toplamazsanız, evet. Yardımcı olmazsanız belki o arı kadına evet katılamayacaktı işte, belki de. Kadın olarak biliyorum ev işleri de kolay da olur. Yaşlı olmazsam kolay da yaşlı olduğum için. Katlanıyorum. Maşallah Nazar teyzeciğim. Vallahi. Yaşımı söylemedim, bilmiyorum yaşımı. Bilmem söylemek isterseniz. 76 yaşında. Oo, maşallah. Harika. Vallahi, hadi Allah uzun ömürler versin inşallah. Sağ olun yavrum, hadi al. Evet, şimdi Murat Bey'i de mikrofonu uzatalım. Beyhan Hanım'ın eşi oluyor. Evet, ben Beyhan'ın eşiyim. Bu arada size hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bu da köyde biz genelde hayvancılık, arıcılık. Burada meyve var, meyvecilikle uğraşıyoruz. Yapmadığımız iş yok ama kazandığımız yani burada geçimimizi zor sağlayacak şekilde. Burası kırsal olduğu için, su olmadığı için reçbellik yapmak da zor. Hayvancılık yapmak da zor. Çünkü yem bitkisi, yonca gibi, sılaj gibi malzemeleri ekemediğimizden dolayı hayvanların yemlerinde biraz sıkıntı çekiyoruz. Burada istediğimiz gibi su olmadığı için yonca falan ekemiyoruz. O zaman aşağı hazır yukarı, yem mi alıyorsunuz? Hazır yem alıyoruz. Aşağı yukarı yani 7-8 tane inek sağıyoruz ama birliğe veriyoruz. Sütü değerlendiremiyoruz. Bu arada eşim şeye gireli biraz çökelik yaptılar. Ondan sonra öyle verdiğimiz zaman biraz daha fark oluyor illaki. Kârımız oluyor. Zaten yani kazandığımız sütü... Yani arı kadınlara girdiği evet. için Beyhan ablanın eve de katkısı oluyor tabii, değil mi? Tabii. Eve de katkısı oluyor. Bugün bal yaptığımız zaman balı elimizden çıkartamıyorduk. Genelde arıyı satma yönüne gidiyorduk. Arı oğul veriyordu, oğul satıyorduk. Bala pek fazla önem vermiyorduk. O yüzden balı da şimdi çözmüş olduk. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman tabii ona da ağırlık verdiniz değil mi? Daha evet. böyle yoğun bir şekilde satılmış amca. Belki daha da detaylı bir şekilde, daha evet. titizlikle ilgilenmeye başladı arılarıyla. Buna böyle işte genelde hayvanda 7-8 tane inek sağlıyor. Sütünü birliğe veriyoruz. Birliğinde bize şey oluyor, burada soğuk hava tankı var ama yine de yani o kadar sütünü vermiş de yine de borcunu bitiremiyoruz yani şu şey olmadığı için. Ama birliğin olması tabii çok önemli. Tabii. Yani sütünüzü gelip topluyor, o olmasa kendi imkanlarınızla satmaya evet, çalışacaksınız. Birlik, hem uzaklık var değil mi? Birlik yemimizi buraya ayağımıza kadar getiriyor. Yem deposu var burada, birlik yemimizi buraya getiriyor. Buradan almak isteyene yağına, çayına varana kadar her şeyi getiriyor. Biz oraya sütümüzü veriyoruz, biz de oradan evin ihtiyacını karşılıyoruz. Bu şekilde birliğin de çok bize faydası oluyor. Birlik zaten arı kadınları da önceden desteklerini gördük. Güner Bey'e de buradan çok teşekkür ederim. Güner Bey'in de çok faydasını gördük. Çok desteğini gördük böylece. Eşimi her zaman için destekliyorum ben. Eşim hangi işe girdiyse girdiği işte kesinlikle başarı göstermiştir. Bu zamana kadar. Evde de dursa arkadaşlarıyla yaptığı işte de olsa her zaman için ben eşime sonuna kadar güveniyorum. O yüzden desteklerimi her zaman eşimin arkasındadır yani. Sağ olun, eksik olmayın. Burada Münevver teyzemin de çok büyük etkisi var değil mi? Evdeki evet. işlerin yürümese tabii. belki sizin için sıkıntı olabilir. Aynen öyle. O gittiği zaman burada annem burada kalıyor. Bizim tarlaya gitmemiz icap ediyor. Tarladan geldiğimiz zaman yemek sorun oluyor. Annem burada. Evin işlerine bunun olmadığı zaman annem çeviriyor. Peki böyle günümüz köyde geçiyor. Genç nüfus ne kadardır çalışan kesim sizin gibi var mı yoksa daha mı az? Çalışan kesim şimdi gençlerin genelde zaten çoğu okuyorlar. Benim iki tane oğlum var. Birisi Haran Üniversitesi'nde okuyor. Bu okulu şey yaptı, lise birden terk. Benim yanımda kaldı. Bu vaziyette yani genç nüfus hemen hemen de benden aşağıda yok desem yok. Bizim emsallarımız var sadece. Köyde geçim yok. Bırakan çalışmaya gidiyor. Bu konuda yani köyde şu anda genç nüfusumuz pek fazla değildir. Zaten önceden köyümüz bizim 150 haneydi. Şu anda 70 hanenin de altına düştü. Neredeyse yarısı? Neredeyse yarı yani. Gitmiş. Onun da 70 hanenin de en az 30 hanesi yaşlı annesiyle duran çocukları dışarıda. O şekilde. Evet. Allah tamam. yardımcınız olsun. Teşekkür ederim. İnşallah eşiniz de desteğiyle hep birlikte ailecek zorlukların üstesinden geleceğinize inanıyorum.
Evet, biz de zaten niyetimiz de bu yönde, desteklemeye de devam edeceğiz. Size de teşekkür ederim bu vesileyle. İnşallah, sağ olun. Beyhan Hocam ne güzel bak, ailen arkanda destek, dağ gibi, kayınpederin, kayınvaliden, eşin, neler söylemek istersin? Öncelikle hoş geldiniz derim. Babama, satılmış babama, anneme, eşime çok teşekkür ediyorum. Öncelikle de oğluma, Cengiz'e çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde de gidiyorum. İneklerimizi ne oğlum sağıyor. Yani çok destekleri var. Onların desteği olmasa zaten ben gidemem. Köy şartları çok zor. O yüzden yani gidiş geliş yapıyoruz yani. Zaten yol bayağı uzak değil mi? Şimdi mesela gözlemimizi yaptık, işte sac ekmeğini yapıyorsunuz. Bunların ulaştırılmasında kim sana yardım ediyor? Eşim yardımcı oluyor. Eşim olmasa zaten götürmenin şeyi yok. Oğlumuzun ehliyeti var mı? Oğlumuzun ehliyeti yok. O da inşallah yardımcı olacak annesine. Evet, o da yardımcı edecek. Daha ehliyet alamadım çünkü küçük yani. Evet, maşallah. Onu da şimdi sohbet edeceğiz. Şimdi sac ekmeğinden biz gözlerimizi yaptık. Evet. Başka neler yapıyoruz bunun haricinde? Bunun haricinde balımız var. Balı biz üretiyoruz. Bizim hakiki doğal balımız, çiçek balımız. Burada kuşburnu, buranın marmalatı yani kuşburnusu. Mersvan'a özgü. Buradaki Gümüştepe köyünden mi topluyorsunuz? Evet, Gümüştepe köyünün dağlarından toplanıyor. Burada getirip kendi makine şeyiyle yapılmıyor. Elimizle. Hep elimizle yapıyoruz. Elimizle eziyoruz. Yani çok meşhur yani. Buranın özgüsü kuşburnumuz. Dağlardan topluyoruz. Kendi elimizin makineyle yapmıyoruz. Elimizle yapıyoruz. Ne zamanda dönüm? Herhalde sonbahar gibi mi topluyorsun? Evet, Eylül-Ekim aylarında yapılıyor. Yani senede bir seferliğine. Annem de yardımcı oluyor mu size? Evet, annem de yardımcı oluyor. Zaten annemin desteğiyle ilerletiyorum ben bu işi. Harika. Ellerine sağlık onun da. Sağ olsun, o da eksik olmasın. Evet. Evet, teşekkür ederiz Beyhan ablacığım. Gözlemelerimizle şimdi tadına bakacağız. Bakalım güzel olmuş mu inşallah. Evet, afiyet olsun derim ben de. Teşekkür ederiz. Oğlumuzu da tanıyalım. Benim adım Cengiz. 19 yaşındayım. İşte anneme yardım ediyorum. Malları sağıyorum. Babamla tarlaya gidiyoruz. Tarlada işte işleri görüyoruz. Öyle. Şimdi köyde genç nüfus çok fazla yok dedik ama sen gençlerden sayılı olanlardan bir tanesisin. Evet. Memnun musun burada yaşamaktan? Seviyor musun buraları? Evet, seviyorum yani. İşte yardımcı oluyoruz babama falan. Onun için burada kaldık. İnşallah sen ehliyet alınca annene daha da yoğun bir şekilde yardımcı olacaksın. Evet. Çünkü mesafe uzak, gerçekten bir araç şart. Evet, öyle. Onun için. Başka neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor burada günlerin? İşle geçiyor en fazla. İşle geçiyor. İşte akşamları yukarı çıkıyoruz. Arkadaşlar yine geliyor. Öyle geçiriyoruz günümüzü. Burada var yani arkadaşlar yine de. Evet, var. Okula gidiyorlar. Burada serviste giden arkadaşlarımız var. Onlarla işte akşam yine burada öyle zaman hep geçiyor. Hep berabersiniz. Evet. Ne güzel. Hep burada kalmak istiyorsun sen. Hani ben de gideyim bir yerden sonra gibi bir düşüncen var mı? Evet var. Askerden sonra bir yerlere gideceğiz. Sen de ayrılacaksın yani. Evet. Senin, değil mi? Ay eyvah. Peki gönlünce olsun inşallah. Hakkında hayırlısı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim hepinize teker teker. Bu güzel sofra için sizlerin tanıdığıma çok memnun oldum. Biz de teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Şimdi Sultan ablanın yanına geçeceğiz. Ona da bakla dolması mı yapacağız? Evet, abla? Baklalı dolması yapacağız ona da. Şimdi oraya geçelim o zaman. Sonra devam edelim. Teşekkürler tekrardan. Sağ olun. Değerli izleyenler, şimdi Sultan ablanın yanına geçiyoruz. Ona da baklala dolma yapacağız. Merhaba teyzeciğim. Merhaba. Şimdi ne yapıyoruz bugün? Bugün yarma çekecek dolma, işliği dolma yapmaya. Baklala dolma. Onu saracağım. Harika. Şimdi bu bizim değirmen taşımız. Onu bulguru öğüteceğiz. Yarmayı öğüteceğiz. Tamam. Evet. Sultan abi nasıl yapıyoruz? Taşı koyuyorum. Elini de koyacağım. Tamam. Oldu değil mi? Oldu. Ayağım. Sevinç, Ela getir Ela kızım. Sağ olasın. Ortaya koyuyoruz değil mi? Elimizi ne koyalım? Durun ben de çevireyim.
Normalde bu taşı tek kişi de çeviriliyor. Aa, siz beraber yapıyorsunuz. Birlikten kuvvet verdi. Bir elin nefes, dört elin kimsesi. Bu yarmayla, çektiğimiz yarmayla tarhana çorbamıza, sıkma tarhana çorbasına da bu yarmadan koyuyor. Şimdi normalde ceyranlı makinelerde de çekiliyor. Bir emme biz de kaynanasından öyle gördüğü gibi ben de kaynanamdan böyle gördüm. Hep bu taşta çevirip yarmayı çekiyor tarhana çorbası. Yarma kuru olursa, denesi kuru olursa biraz ince çıkardı. Ecik nemli çıkardıysa o da kendi elindeki bir şey. Hani biraz çeyre diri çıksın dersen fazla yarmayı yıkayınca fazla şeyini kurutmuyor. Ne kadar su çeviriyoruz şimdi? Bu bitene kadar. Şimdi dolmanın içine yarma koyuyor, paklalı dolmanın içine. Yayla çorbası derip düğünlerde pişiriyor. Onları ona kullanıyor. Yoğurtlu çorba yapıyor. Bunun bütünüyle de aşure çorbası. Aşure çorbası. Normal bildiğim evet. Yarmaydı. Gözü korunmuyor gibi değil mi? aynı böyle taş şey derken bulguru da böyle taşta çekerdik. Tabii o zaman 4-5 kişi bir olup önceden bizim çocukluğumuzda annem daha iyi bilir. Bulgur kaynatmasını koyduk. Hem bulgurunu çeker. Mısırı patladık. Bayağı bir büyük bir şeyle bu elekten fazla. Toplandık saat 12'lere kadar komşuya böyle toplanıp 8-9 ölçek. Bir ölçek de 16 kilo geliyor. 8-9 ölçek bulgur yarma çekildi. Tabii büyük evlerin daha çok oldu. Küçük evler ailelere göre. Bir kontrol etmek istiyorum ben. Müdürün ne kadar oldu bakalım. Bunu da el tamamen bitince eli birden bırakıyorum. Kim çok gezdiyse el onda duruyor derler. Öyle mi? Tabii ben mi oğlum? Evet, şimdi ne yaptığımızı anlatalım. Şimdi bıraktık, el kimde kalırsa ne oluyorsun sen abla? Ya şimdi böyle çevirip yarmamız bitti. Hı-hı. Yarmamız bittikten sonra mayı hızlı çevirip birden bırakınca el kimde kalırsa kim bugün çok gezmiş sayılıyor. Yani. Kimce, o da annemde kaldı. Aslında annemden daha çok ben gezdim. Ben de Beyhangil'im oradan geldim. Gezdim o zaman de. Aynı oldu. Evet şimdi bayağı yorulduk. Hepsini evet. Bitirdik. Şimdi böyle kırıldı. Yarmamız iyik buğdayından. Kendimiz ekiyor tallamıza. Normal iyik buğdayı. Bundan önceden de pişince. Pişince. Kazanlarda evet. Pişiriyoruz. Evet. Peki İbrik değil mesela yani. Normal bulgur pilavı yani. Yapacağımız zaman bu şekliyle kullanabiliyor muyuz? Hayır. Yoksa bunu o nasıl? Onun bulgur bir şey ayrı. Ha onu başka bir şeye çekiyoruz. Kazana koyalım. Bunu şimdi şeyde kullanacağız. Biz dolmalık yaptık. Başka nelerde kullanıyoruz? Çorbalarda. Tarhana çorbasında sıkma tarhana çorbasında. Aşure'de. Evet. İşte şey deyince arkadaşlarımıza da biz gönderiyor. Sıkma tarhanamız da ondan oluyor. Evet, ellerimize sağlık. O zaman dolmaya geçelim isterseniz. Evet, dolmaya geçelim. Evet, şimdi baklamızı yapmaya başlıyoruz. Baklalı dolma, değil mi? Evet, baklalı dolması değil, daha baklalı dolmaydı. Evet, şimdi ama yanımızda misafirimiz var, onu tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim ismim Sevgi. Ablam görümcem oluyor. Öyle yardım, mi? Evet. Yardım için de geliyorum böyle. Evet. Öyle kadınlara yardım ediyorsunuz evet. Siz de. Harika. Destek çıkıyorum, evet. Sağ olun, eksik olmayın. Şimdi teşekkür baklalı edin. Dolmayı yapacağız. Şimdi nereden başlayalım? Sultan da sen anlat istersen. Şimdi önce tabanına, çömleğimizin tabanına et koyacağız. Daha ne lezzetli eti olsun diye. Dana. Dana eti, evet, tamam. Evet, dana. Sizin ineklerden mi yoksa? Tosun besliyor. Evet, besliyor. Onun şeyini kestirin. Kasaplar bazen veriyor, bazen vermiyorlar. Yarın mı yiyeceğiz o dolmayı? Şöyle onu şöyle. Tamam. Etimizi şimdi, yerleştirdik. Evet, sarmaya. Şimdi sarmaya başlıyoruz ama evet. Önce içinde neler var onları konuşalım. İçinde kara pakla deruk, yarma, mercimek, soğan, bol soğan, maydanoz. Maydanoz. Evet, salça ve pul biber. Hepsi de kendimizin ürettiği, kendi
tarlamızdan. Harika. Ellerinize sağlık. Teyzemin tarifi mi bu yoksa? Öyle mi? Biz büyüklerden ne gördüysek onu şey diyor biz de. Bize gelinleri öğretiyorsunuz. Gelinleri öğretiyor. Onlar da yapıyorlar işte. Harika. Ellerinize sağlık. O zaman başlayalım. Düğünlerimizde olmazlardan diyeyim. Düğün bitince sabahına bizim duak derik. O zaman özellikle dolmamızı sarar. Duak günü yedirir gelinimize, gelen komşularımıza. Ne güzel. Üç gün düğünümüz olur, dördüncü gün duak dolmamız olur. Harika. O zaman İsterseniz başlayalım. Başlayalım. Nasıl sarıyoruz? Önce onu anlatalım. Tabii tecrübeli annem başlasın. Annem başlasın. Yaprağımız nereden? O da bahçeden mi? Evet. Koyduk. Güzelce katladık. Yerleştiriyoruz. Evet. Ben de yapayım birkaç tane. Yaprağımızı alalım. Evet. Şöyle dışına doğru. Dışına sardık. Doğru sarılırsa parlak olur yaprak. Ha öyle mi? Tamam şöyle, dışına sardık. Şöyle elimizdeki önce sağ taraftan. Sağdan aldık. Sağdan kat yapıyoruz. Kat yaptık. Tekrar onun yanına bir sefer daha. Ha şu şöyle. Aşağıdan mı? Yanından. Tamam. Bir de sol taraftakini. Sol taraftakini ortadakini yaptık. De çeviriyoruz. Ortadakini tabii üstüne. Yaprak küçük olursa tam işlem oluyor. Büyük olursa altını tekrar bir kıvırma yapıyor. Şöyle yerleştirelim. Köyümüzün yaprakları da çok çabuk pişer. İçiyle beraber hemen pişer yani. Şu mesela biraz büyük bir yaprak. Evet. Büyüklerin herhalde içini biraz daha fazla koyabilir miyiz? Biraz daha büyük olur dolmamız. Şimdi fazla koysak dolma yırtılma yapar yaprak. Hız olur. Şöyle önce şunu katladık. Sonra şurası. Şöyle. Tamam oldu mu? Biraz tombul oldu. Biraz tombul oldu. Yavaş yavaş alışacağım ben de. Dolmayı ilk defa mı sarıyorsun Duygu? Ya böylesini ilk defa. Normal şöyle parmak gibi olanı yapmışım da bu şekilde olanı ilk defa yapıyorum. O zaman bu dolmayı yerken başımız neyi ağrımaz. İlk yapanı öyle derler. Öyle mi olur? Evet değerli izleyenler, gördüğünüz gibi daha çok yolumuz var. Şimdi biz dolmalarımızı biraz elimizle çabuklaştıralım. Havamız da kararmak evet, üzere. Yani. Aile heyeti de bizi bekliyor. Evet. Onları fazla bekletmeyelim. Hemen hızlıca işimizi tamamlayıp aile üyelerinin yanına geçeceğiz. Sohbetimizi oradan devam edeceğiz. Değerli izleyenler, Gümüştepe köyünden programımıza devam ediyoruz. Sultan ablayla birlikte hep birlikte oturduk. Dolmalarımızı, baklava dolmalarımızı sardık. Şimdi pişti. Önümüzde dolmamız var. Ve kayınvalidemiz Fatma abla, Sultan ablanın eşi Murat Bey ile birlikte sohbetimizi gerçekleştiririz. Evet Sultan abla, şimdi dolmalarımız pişti. Ne durumdadır, olmuş mudur test edeceğiz şimdi. Evet. Nasıl gelişti? Sence iyi sarabildik mi? Evet, ellerinize sağlık. Çok güzel oldu. Sağ olun. Teşekkürler. Teyzeciğim sen nasıl buluyorsun? Ya iyi yapabildik mi? Kavradık mı işine? Ellerimize sağlık. Dolma öyle sarılıyor arasından şeylerin. Farklı dolma öyle oluyor. Sizin tarifinizle inşallah biz de layıkıyla sarmışızdır dolmalarımızı. Şimdi Sultan abla arı kadınlara dahil oldu. Siz ilk başta arı kadınlara dahil olmasa nasıl baktınız? Onu desteklediniz mi? Destekledik. Biz de dedi, onun olmadığı şeyde biz de burada hizmetini yapıyor. Peki hangi konularda siz yardımcı oluyorsunuz? Yani arı kadının ürünlerinin yapımında sizde bir fiil çalışıyor musunuz onlarda birlikte? Yumaklamak yapıyorlar. Ona yardımcı oluyorum işte. Hem onun şeyini yumaklamasına, şey yazmasına dedi gibi. Bunlara işte yardımcı oluyorum. Bunlar da önüne gidince ev işlerini, en de sonra yemeklerini. Şimdi bazı kayınvalideler veya işte eşler arı kadınlara girmesine pek başta destek olmuyorlar, çekinceler oluyor. Acaba ev işlerini aksatacak mı diye. Sizin öyle bir çekinceniz olmuş muydu? Hayır, öyle bir şeyimiz yok hiç. Ne güzel. Yeah. Peki köyünüz nasıldır bize? Burada hayat nasıldır? Biraz da ondan bahsedelim. Memnun muyuz köyümüzden, köyümüz mutlu muyuz burada? Köyümüz köyümüz işte yazın sebzelerle, meyve şeyinle uğraşıyor işte. Kışında zaten malcılığıyla uğraşıyor, ineklerle, şeylerle. Uğraşıp duruyor işte. Ne güzel. O zaman oğlumuza da verelim Murat Bey mikrofonu. Merhabalar Murat Merhaba. Bey. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Bize bu fırsatı verdiğiniz için Bereket TV'ye
teşekkür ediyorum. Sağ olun, eksik olmayın. Siz de nelerle uğraşıyorsunuz? Burada kardeşiniz var mı? Üç tane kız kardeşim var ama onlar bir tanesi burada köyde. İkisi Merzifon'da. Biz köyde tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Arazimiz kırsal, sulu tarımımız yok. İşte ona destek hayvancılıkla uğraşıyoruz. Olmazsa olmazlarından biri hayvancılıkta işte yani tarımla uğraşsak tam yetmiyor yani mağdur oluyoruz. Bizim burada sulu tarım olmadığı için kurak gitti bir iki sene. Bayağı etkiledi o zaman mecbur hayvanların işte şeyi destek oluyor bize. O şekilde hayatımızı sürdürüyor köyde. Evet. Peki neler vardır? İnekleriniz mi var? Süt ineğimiz var. Yani kendimize yetesilik işte öyle yine sütümüzü de fazlasını zaten birliğimize teslim ediyoruz. Sağ olsun Güner Bey bize bu konuda çok destek oldu. Bizim buraya süt tankını evini yerleştirdi. Ondan dolayı ona da Güner Bey'e de teşekkür ediyoruz. Bize köyümüze ayrıca da bir destek çıkıyor yani bu konuda. Eşiniz de tabii süt birliğiyle birlikte yani Damızlık Sır Yetiştire Birliği'nin vesilesiyle Arı Kadınlar'la tabii tanıştı. Evet. Siz de Arı Kadınlar aslında Güner Bey dolayısıyla tanıyorsunuz değil mi? Evet Güner Bey'in tabii bunda çok katkısı var yani. Onlar o desteklemeyeydi bu iş olmazdı yani. Siz memnun musunuz eşinizin böyle bir şeyin içinde olmasından, gurur duyuyor musunuz? Memnunuz. Bazen zorlansak da bazen işler tersi gidiyor işte. Nasıl gidiyor? Neler oluyor mesela? Ya onlar iş oluyor köyde. Evet. Mecburen gitmeleri gerekiyor. O zaman katlanıyoruz yani. Bir de uzaklık tabii değil mi? Evet Merzifon'a bizim burası Gümüştepe köyü son köy. Yani biraz sıkıntı oluyor yani. Gidip gelmede siz yardımcı oluyor musunuz eşinize? Oluyoruz. Arabayla götürmeye çalışıyoruz yani arabamız var yani. İşte bunları şey olarak dükkana sac ekmeği yapıyorlar. Onları götürüyoruz. Yardımcı oluyoruz elimizden geldiği kadar. Sağ olun eksik olmayın. Sultan abla ne güzel bak ailem senin de yanında destekçin. Sen neler söylemek istersin? Dolmalarımızı hazırladık şimdi. Yiyeceğiz inşallah afiyetle. Öncelikle hoş geldiniz. Başta annem hiçbir zaman bana karşı çıkmadı. Her zaman destekçiyim dedi. Merzifon'a giderken de gönül rahatlığıyla gidiyorum ben. Da eşim bazen işte bazen sorun çıkarıyor. Çok bazen. Bazı. Sağ olsun işte annem her zaman için destekçim. Her zaman da beraber kalkarız. Beraber aynı şekilde işimize ikimiz beraber hiç gönül rahatlığıyla birbirimize hiçbir zaman ne kırgınlığımız olur ne birbirimize sözümüz batar. Anneyle kız gibi ne köyde güzel. İdare ediyor. Harika. Allah başımızdan eksik etmesin teyzeciğim de. Çocuklar var mıdır? İki tane çocuğum var. Allah bağışlarsa. Allah bir kızım bir oğlum var. Oğlan bu sene üniversiteye hazırlanıyor. Kızım da dışarıdan işletmeyi bitirdi. Şu an Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde çalışıyor. Güner Bey'in sağlamış olduğu, kurmuş olduğu yani tüm gençlere iş sahası kurdu. Sağ olsun. Melek de orada çalışıyor. Ne güzel. Evet. Melek'le tanıştık zaten dükkanda. Çok da tatlı maşallah. Çok teşekkür ederim ben. Ellerinize sağlık. Çok memnun oldum hepinizi tanıdığıma. Biz de sizi tanıdığımızda. Sağ olun. Eksik olmayın. Değerli izleyenler, Gümüştepe köyünden yaptığımız bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün sac ekmeği yaptık. Sac ekmeğinden gözleme yaptık ve en sonunda bakkala dolmamızı yaptık sizler için. Farklı bir programda farklı bir ara kadınımızla bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın.